Bekliyorum burada taksi. Kardeşim 5 saate geri mi döneceksin? He, bakar mısın ha şu. İner misin diye arabadan tehdit ediyor yani şimdi bak. Sen beni tehdit ediyorsun, mecbursun gitme. Mecbursun abicim, adam seçiyorsunuz ya. Adam seçiyorsun, ne demek istiyorsun sen ya? 1,5 saatte bekliyorum kardeşim. 5 saate geri mi döneceksin? Harbi sik yapma be. Biniyorsun metrobüse, devam ediyorsun ya. Onu yapacağım şimdi. Sen de şimdi çok güzel görüşürüz. Şu an hatalısın. Şu an hatalı değilim. Ben 1,5 saatte burada taksi bekliyorum kardeşim. Keşke olmasaydı ama oluyor. Bir de sürekli yaşanan bir mevzu bu. Ne yazık ki taksilerle alakalı ve taksiyle müşterinin arasında sürekli böyle sıkıntılar olabiliyor. Özellikle de karşıya geçmek istemeyen arkadaşlarımızla alakalı, işte kısa mesafe gitmek istemeyenlerle alakalı. Hele ki yanında bir evcil hayvanı varsa mümkün değil zaten bir taksicinin alması. Yani ben aslında bunu neden bu kadar dile getirdim? Çünkü artık bir değil, bin değil, 10 bin değil. İki taraf için de üzülüyorum. Yani hem taksi şoförleri için de üzülüyorum, hem de bizler vatandaş olaraktan bizler için de üzülüyorum. Çünkü artık yıl olmuş 2021, biz hala da bu taksi standartlarına bir güzel bir standart getiremedik. Ne yazık ki yetkililerimiz bununla ilgili çokça çalışmalar yapıyorlar ama hala hiçbir şey yok ve sürekli hala daha da kötüye gidiyor. Çünkü arz talep, çok fazla arz talep var İstanbul'da özellikle ve ama yetersiz taksiden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Taksi plaka sahiplerinin baskısından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Yaşanılan ağır şartlardan mı, ki sonuçta evet taksicilik zor bir meslektir ve bunda hemfikirim ama günün sonunda mağdur olan müşteriler vatandaş oluyor. Dediğim gibi bunlarla ilgili o gün yaşadığımız olay da aynen bunlardan bir tanesiydi. Ve ben Küplüce, Anadolu yakasında Küplüce tarafındayken karşıya geçmek istedim. Yani evime gitmek istedim Ortaköy'e. Bindik, bir saat bekledim. Yani siz bayağı bildiğiniz yolun kenarında oturdum. Bir saat bekledim ki sıkıntı yok, bekleriz. Trafik saatiydi. Ve arkadaşım, ya abimiz geldiği zaman, işte taksi şoförümüz geldiği zaman direkt arabasına bindim, selam verdim, nasılsınız dedim, nereye gideceksiniz dedi. Deyince zaten anladım olayı, eyvah dedim, yine bir stand, yine bir olay başlayacak. Abicim karşıya geçeceğiz dedim, Ortaköy'e dedim zahmet olmazsa. Karşıya geçmem. Niye geçmiyorsun abi dedim. Geçmem dedi, ya geçmiyorum kardeşim dedi. Direkt böyle sinirli bir şekilde aldı sigarasını yaktı. Maske zaten açık, görüyorsunuz videoları zaten. Yani oradaki o kavga aslında şunun kavgası. İçimizde herkesin birikiminin kavgası. Bizim şunu, ben bir nacizane vatandaş olaraktan söylüyorum. Yani üzülüyorum. Şartları çok ağır. Tekrar söylüyorum. Bu standart, bir standart, Avrupa Birliği standartları gelmediği sürece ve şartlar iyileştirilmediği sürece ne yazık ki taksicilerimiz de ne yapıyor? Zamandan çalıyor, hizmetten çalıyor ve ciddi bir sıkıntı yaşanır hale geliyor ve gerçekten bu bunun önüne geçmenin tek yönü var, tek yolu var. Herkes elini taşın altına koyacak. Ben nacizane belki elimden bir şey gelir diye bu kadar dile getiriyorum. Gidip Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da görüşeceğim bu konuyla alakalı. İcap ederse Cumhurbaşkanlığımıza kadar gideceğim ve bununla ilgili lütfen, artık çok mağdur var. İnsanlar çok mutsuz. Ne oluyor? Bu tarz yaşanan sorunlardan dolayı da kaçak taksicilik. İşte farklı değişik şirketler öne çıkıyor. Ve hepsinde hizmet mükemmel. Ne oluyor? İnsanlar onları tercih ediyor. Tercih edince de bu sefer ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Efendim güç, hizmetimiz elimizden alınıyor. İşte bizi ikinci plana, üçüncü plana atıyorlar diye. Yani sıkıntı bu. Anlayacağınız derdim de buydu. Yaşanılan talihsiz bir durumdu. Hoş bir durum değildi. Üzüldüm. Kendisine de üzüldüm sonrasında. Tabii ki yani empati yapınca tabii herkes haklı kendine göre. Ama günün sonunda dediğim gibi vatandaşlar hep bu konuyla ilgili çok sıkıntı çekiyorlar. Bize nacizane ilk kitlelere hitap eden bir insanlar olaraktan lütfen elimizden bir şey geliyorsa ben sonuna kadar yardımcı olmak isterim. Yeter ki herkes huzurlu bir şekilde, sükunetle, hoşgörüyle ülkemizde, şehrimizde yaşayalım. Başka bir derdimiz yok. Şikayetçi oldum kendisinden. İlla ki olmak zorundaydım. Çünkü yaşanılan olay hiç hoş bir şey değildi. Gerçi resmen arabadan attı beni. Bir de çok üslubu çok yanlıştı. Çok kötü konuştu. Ağır konuştu. Sonrasında bayağı bir orada olaylar da devam etti. Devam etmesine rağmen ben yine yapıcı oldum. Tatlıya bağladım. Polisler geldi. Polisleri konuştum kendileriyle. Yani sıkıntı yok. Tamam, ben gereken yerlere şikayet edeceğim. Bu işi uzatmaya gerek yok. Hakaretler edildi. Yani bayağı hakaretler edildi. Ondan sonra bir şekilde tatlıya bağladık ama. Yani ama o olayı yaşadığımız abimizi şikayet ettim. Gitmek zorundaydım. Çünkü çok yaşanılıyor bu hadiseler. Bir değil, hani taksicilerle sorun yaşamayan bir insan yoktur herhalde İstanbul'da. Yani eminim sizler de yaşamışsınızdır zamanında. Ne olursunuz, sizleri çok iyi anlıyoruz. Sigortanızı siz ödersiniz. Priminizi siz ödersiniz. Arabayı size yıkatırlar. Ondan sonra plaka sahibi olmayan baskıyı yapar.
sürekli zam yaparlar. Yok dolar çıktı, yok şu ekonomi öyle oldu, böyle oldu, size her şeyi yapıyorlar. Anlıyorum sizleri, çok zor şartlar altındasınız ama ne olursunuz evden dışarı çıkarken hoşgörünüzü ve öfkenizi lütfen dikkat edin ve kontrol altına almaya çalışın. Ne olur zor, sabır istiyor işiniz ama çok zorda kalıyoruz artık. Bununla ilgili artık gerçekten yetkililerin bir Avrupa standartlarında bir seviye getirmesi lazım artık bu işe.